أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا وهو خير الحاكمين.
Efendim Yunus Eraslan hocamız yine adı gibi Yunus suresinden bizlere, Amber Reis Camii müezzini Yunus hocamızdan Yunus suresinden ayetleri tilavet buyurdular. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve iftara doğru programından bugün de bütün izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlayarak başlayalım. Efendim hem televizyonumuz ekranlarında hem sosyal medya hesaplarımızda bugün Konya'mızdaki 3 devlet üniversitemizin rektörünü ağırlayacağımız duyuruldu. Evet, yani sözümüzün arkasındayız ama bir eksikle iki rektörümüz bugün programımızda. Üçüncü rektörümüzle ilgili durumu birazdan izah edeceğim. Mustafa Şahin Hocam, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sami'cim teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Eyvallah. Sefa bulduk. Babur Hocam, Babur Özçelik Hocam, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Davetiniz bir üçüncü için teşekkür isim olarak, ederim. Estağfurullah. Cem Hocam hoş geldiniz diyecektik ama onu diyemiyoruz. Çünkü hocam bütün Ramazan boyunca bir takım rahatsızlıkları dolayısıyla hiçbir programa katılmadığı halde bizim programımıza, davetimize icabet etmeyi kabul etmişti. Lakin saat 2-2.30 civarında biraz rahatsızlandığı için gelip burada bize dahil olamayacağını arkadaşlarımız ilettiler. Biz kendisine buradan şifa diliyoruz. Tabii hastalık olunca bir şey denilmiyor hocam. Özel kalemden arkadaşlar aradıklarında onlara da onu dedim. Yani hastalık dışı başka bir şey deseniz belki biraz ısrar ederdik ama hastalık deyince ne diyebiliriz yani. Dolayısıyla Rabbim şifa versin. Necmet Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu hocamız aramızda değiller. Tanıtımlar daha önceden çıktığı için yenilemek çok mümkün olmadı o manada. Şimdi hocam ben biraz önce geçmiş zaman olur ki diyelim ve böyle başlayalım istiyorum. Mustafa Şahin hocam çocukluğunu Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçirdi değil mi hocam? Doğru. O yıllara doğru şöyle gittiğimizde o yılların Ramazanlarından veya sair zamanlarından hatırladıklarınız o çocukluk yıllarınızdan. Çünkü hani şu söylem artık açığa çıktı. Eski Ramazanlar daha güzeldi derken Ramazanlar değilmiş hocam, güzel olan bizmişiz o zaman. Çocukluğumuzmuş güzel olan. Dolayısıyla o çocukluk Ramazanlarına, o çocukluk yıllarına bir gidip oradan önce şöyle bir güzellikler devşirelim ki sohbeti tatlı başlatalım. Sonu da böylece tatlı gelsin inşallah. Evet Sami'cim, önce ben bu konuda bir kanaatimi beyan edeyim. Sonra buyurun. Çocukluğa gidelim. Tabii tabii hocam, buyurun. Her devrin, her dönemin kendine özgü güzellikleri var. Ve her nesil kendisinin doya doya yaşadığı dönemi en güzel dönem olarak tanımlıyor. Tanımlamaya da devam edecekler. O açıdan bu dönemlerin de kendine özgü güzellikleri var. Geçmişinde vardı. Bunu böyle kabul etmek lazım. Eyvallah. Çocukluğumuzun Ramazanları yine böyle yaz günlerine denk geldi. Yani sizin ikinci yazınız oluyor o zaman. İkinci yazı geçiriyoruz. Doğru. İşte 9'lu 10'lu yaşları artık kastediyorum. Ondan öncesine çok aklımız ermez. Tabii büyük güzellik olurdu. Büyük bir yoğunluk ve meşgale olurdu. O dönemde bize de işler düşerdi, vazife düşerdi. Günümüzdeki gibi buzdolabı ya da soğuk su yoktu. En çok aklımda kalan evet. Hadise bu. Çünkü bana düşen vazife, köyümüz bir orman köyü, dağ köyü. Ormanın içinde buz gibi akan bir su vardı. Halen de akar. Pınar var. Başoluk diye geçer. Başoluk. Başoluk. Çok da büyük su akar. Bizim vazifemiz elimize boduşları, küçük testileri, ibrikleri alıp oralardan su doldururduk. İftar öncesi. İftara yakın. Tam da bu saatler oraya doğru yola çıkardık. Suyu doldururduk ve oluğun yanında yarpuz dediğimiz böyle nanenin değişik bir türü bitkiler olurdu. Onlardan toplar, yıkar ve boduşların, ibriklerin, testilerin ağzını onunla kapatırdık. Onun da kokusu sinerdi. Oo, böyle çok raihalı bir su haline aynen, gelirdi. Aynen. Yaklaşık 30-35 dakika yürüme mesafesi. İşte orada geçen bir yarım saatlik süre ve bir 30-35 dakika dönüş. Tam iftar vaktine yetişirdik. Dedemiz, büyüklerimiz dört göze bizim getireceğimiz suyu beklerlerdi. O su da ne cana değermiştir hocam. Şu an bir kez daha susadım bugün. Yani. Onu özlüyorum. Evet. Açık söylüyorum. Böyle yarpuz kokulu, buz gibi doğal soğukluğu olan dağdan akan kar suları bunlar.
Ramazan'da neyi özlüyorsunuz geçmişte dediğinizde ben önce onu özlüyorum. Eyvallah hocam. Gerçi siz şöyle halen o topraklardan kopmuş değilsiniz. Sosyal medyadan sizi takip edenler biliyorlar ki doğru. Hocam ne kötü hafta sonları bir her hafta değilse iki haftada bir çizmeleri çekiyor ve toprağın içine dalıyor. Hatta çizmesizler de vardır muhtemelen de onlar fotoğraflarda yoktur diye tahmin ediyorum ben. O çizmeden 3 tane var. Uzun sürede eskimeyecek onlar muhtemelen. Sarı renkli çok güzel tamam. Bir çizme. Boyu değişiyor tabii. Hı hı. Çamuruna göre veya çalışma yapılacak ortamına göre değişiyor. Biraz böyle taşlı çakıllı bir arazi, diken olan bir arazi. Dolayısıyla çizmesiz araziye çıktığımız zaman ayaklarımız bazen olumsuz etkilenebiliyor. Evet. Onu rutin giyiyoruz biz. Hocam hem sıla-i rahim hem de toprakla iştigal etmemi. Oradaki amaç, hedef nedir? Yani vazgeçemiyor musunuz? Toprağı seviyorum. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Yani hı-hı. Burada Sille'de evim var. Aynı şey orada da var. Aynı düzenim orada da var. Şu anda oturduğumuz rektörlük konutunda da bahçe düzenimiz sera var. Orada da toprakla uğraşıyorum. Her gittiğiniz her yere bir toprak kesinlikle, parçası. Hobi bahçelerimiz var. Oradan ücretini ödeyerek kendime kiraladığım bir hobi bahçem var. Orada da uğraşıyorum. Maşallah. Ama köydeki uğraşı ve meşgale çok daha benim için anlamlı. Önemi var. 60'lı yıllardan, 67'lerden, 68'lerden itibaren tanıyorum, biliyorum o araziyi, o toprağı. Üzüm bağlarımız vardı orada. Dedem 6 tane çocuğu vardı, bölüştürmüştü onlara. En büyük kısmını da babama vermişti. Biz orayı canlı tutuyoruz. Elhamdülillah. Kütükler 40 yaşında, 50 yaşında asma kütükleri oldu. Onları yeniledik, ceviz ektik, diğer meyve ağaçları ektik, bir kuyu kazdık. Şimdi Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden. Köyümüze de bir sulama göleti yaptı. Oo. Suyu da böyle arazinin ayağına kadar getirdi. Ne güzel. Bundan sonra daha verimli çalışmalar pekmez yapacağız. Pekmez yapıyor musunuz hocam o zaman? Pekmez yapıyoruz. Eyvallah. Geçen sene 2 tona yakın üzüm oldu. Bunun yaklaşık bir 500 kilosunu eşe dosta akrabasıma dağıttık. Eyvallah. 1,5 tonunu pekmez yaptık. Ne güzel. Tamamen eski geleneksel usullerle. O içine şıranın katıldığı şeyle. Hem şıra katılıyor hem biz meşe odununun külünü katarız. Bilmiyorum şimdi evet, alıyorlar değil mi? Üzerinde bir şey köpük oluyor. Lezzetli kısmı orası herhalde. O sonraki aşama. İkinci, üçüncü aşama. Lezzetli kısma biz gelene kadar. Dut pekmezi yaparız. Dut pekmezi. Onu da sizden dinleyeceğiz hocam. Şimdi üzüm pekmezindeyiz. Evet. Bir 4-5 saat kadar kaynar sonra dinlendiririz. Arkasından aşırtma deriz. Hı hı. Onu süzerek torbalardan nihai kaynama olacak olan leğenlerin içine aktarırız. Artık orada yaklaşık 8'de 1'i kadar yani doldurduğumuz miktarın 8'de 1'i kadar pekmez kalır. Evet. Çünkü su buharlaşarak uçar. Buharlaşır. Pekmez evet. Koyulaşır. Zaman zaman içine patlıcan attığımız olur. Tatlısını yaparız. İşte kazan dibi dediğimiz diğer tatlılardan yapılır, gerçekleştirilir. Çok ayrı özellikler, çok hoş durumlar tabii bunlar bizim şöyle, için. Yani bizi Seydişehir'deki Pınar'ın başına götürdünüz. O buz gibi su geldi şimdi. Yanına pekmez geldi böyle. Çok mu acıktık bugün, çok mu susadık bilmiyorum ben. Yani, bu muhabbet bana çok cazip geldi. Kabahat sende, şimdi sen buradan açtın mevzuyu. Değil mi? Hocam da bayağı güzel betimliyordu. Bayağı güzel üniversiteden ve eğitimden açmadım hocam ben de. Herhalde ben susamışım bugün biraz evet, öyle evet. Anlaşılıyor. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hocam ederiz. Şimdi hocam Seydişehir yani... Konya Ovası işte. Evet. Ovayı Kıraç'ı böyle anlattı. Siz Karadeniz'i nasıl anlatacaksınız merak ediyoruz. Şimdi sizi de şöyle bir Artvin'e götürelim. Tamam. Şimdi bir takım sitelere göre 75 doğumlusunuz. Maşallah çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Ve Erzurumlusunuz bu arada. O sitelere teşekkür ederim. Eyvallah. Ama Artvin'de doğdunuz büyüdünüz. Dolayısıyla Karadeniz'in o yeşillikleri sizin zihin ve gönül dünyanızı besleyen şeyler. Sizin o çocukluğunuzdaki Ramazanlarda var mı bugüne böyle hocam gibi aktarabileceğiniz hatıralarınızdan bugün sizde canlanan? Şimdi öncelikle KonTV seyircilerini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Hepsine bu Ramazan'ın son günlerinde sağlık afiyet diliyorum. 25. günü tutuyoruz. 4 günümüz kaldı inşallah. Yarın Kadir Gecesi. Salı günü, önümüzdeki salı günü de Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Bu vesileyle tüm KonTV izleyicilerin, tüm memleketimizdeki tüm insanların, tüm İslam aleminin başta Kadir Gecesi olmak üzere gelecek olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Evet. İnşallah Rabbim daha nice güzel bayramlara, Ramazanlara bizleri eriştirir.
Şey, sorunuza gelmeden hazır aklımdayken şunu da söyleyeyim. Buyurun, buyurun hocam lütfen. Önümüzdeki Haziran ayında 15-16 Haziran'da milyonlarca gencimiz üniversite sınavına girecek. Şimdiden hepsine. Bize doğru yürüyorlar şu an diyorsunuz. Evet, evet, o yüzden hepsine üstün başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Yeteneklerine amin, göre, amin, isteklerine göre bölümleri tercih edip oralara nasipse, hayırlısıysa girmeyi de nasip etsin. Amin inşallah. Bu arada bekliyoruz Konya'mıza da, Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, diğer üniversitelerimiz. İnşallah tercih ederlerse seve seve kapılarımız açık. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için üzerimize düşen ne varsa yaparız. Şimdi ben söylediğiniz gibi Artvin Yusufeli doğumluyum. Tabii hocam gibi böyle çok bağımız uzun sürmüyor. Yani böyle hafta sonları gideyim veya birkaç ayda bir gideyim imkanımız olmuyor. 5 yaşında babam emekli öğretmen. Tayin istemiş Artvin'de, Yusufeli'nde görev yaparken sınıf öğretmeni. Kocaeli'ne tayin istemiş. Kocaeli Gebze'ye tayini çıkmış 71 yılında. Yerleşmişiz oraya, Gebze'deyiz. Dolayısıyla böyle hocam anlatınca ben kendi köyümü ara ara gidiyorum. Yusufeli'ne işte Kılıçkaya. Gidiyorsunuz ama değil mi? Giderim. Hiç çocuklarımı dahi götürdüm ki oraya alışsınlar. Sıla-i Rahim'i yapsınlar. Çünkü atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz hepsi rahmetli oldu ve birçoğu orada. Yatıyorlar, istirahatgahları orası diyelim. Dolayısıyla hem memleketlerini görsünler, hem atalarına gidip bir Fatiha okusunlar. Dolayısıyla her sene olmasa bile fırsat buldukça birkaç senede bir mutlaka memleketimize gidiyoruz. Memleketimizi seviyoruz. Söylediğiniz gibi yeşil, sulak, temiz, havası temiz. Gittiğimiz zaman böyle bir hafta 10 gün bir vücut kendini yeniliyor o ortamda. Tabii Gebze de geçti çocukluğumuz, Gebze Kocaeli'ne. Gebze'ye taşındığımızda bir 16 bin nüfusu olan küçük bir, işte köyden büyük bir kasaba gibi bir yerdi. Ben hocam kadar bu şeyleri yaşamadığımız için, köy gibi ortam olmadığı siz için. Siz o zaman şöyle, siz her geçen yıl daha da mekanikleşen, daha da büyüyen ve sanayi toplumunun gereklerine ayak uyduran bir şehrin gelişimini yaşadınız çocukluğunuzda. Evet, öyle diyelim. Çok tabii, bir Ramazan hatırası bu manada biriktirmek çok mümkün olmadı. Şu var, hocamın dediği yaşlarda, tam yaşları hatırlamıyorum, tabii 9-10'lu yaşlarda her gün tutamazdık oruç. Gene bu Temmuz ayları falan. Tuttuğumuzda orucu, şeyi hatırlıyorum, oradaki oruç kazalarını hatırlıyorum. Oruç kazaları. Bizim çocukluğumda hiç unutmam, bu leblebi tozları vardı. Böyle evet, bir şey evet içerine hocam koyarlardı, evet, kaşıkla yerlerdi. Kaşıkla falan, bilmiyorum şu an. Genzinizde kaçardı o. Evet işte. Yani orucuz tam aldım bakkaldan yiyorum. Aklıma geldi şimdi ağzımızda oruç da. Oruç oldu. Şimdi gel de temizle. Nasıl temizleyeceksin falan. Temizlenmez hiç hocam. Unutmam. Hiç unutmam. Böyle tabii şeyler var. Bir de zaman zaman akrabalarımız Erzurum'daydı. Yayının öncesinde de konuşmuştuk. Erzurum'un iftarlarını da orada yaşadık. Böyle şeyimiz vardı. Tabii büyüklerimiz kalkardı. Sahurda bunlar ne yapıyor? Ne yiyorlar, ne yapıyorlar? Çocuk olarak bir şeyimiz vardı. Sahura kalkmak çocuk için bambaşka bir çok şey hocam. Ben kesinlikle hala oruç tutmasanız bile. Hala çocukluğumdan beri mutlaka sahura kalkarım. O sahurun son dakikasına kadar. Hocam, fe inne fis sahuri bereket. Evet. Sahurda bereket evet, vardır. Resulullah evet, yalan söylemiş olamaz yani. Ben sahursuz oruç tuttuğumu hatırlamıyorum. Evet. Ben de hatırlamıyorum çocuk hocam. Yani. Çünkü o sahura kalktığım zaman Ramazan'ı hissediyorum. Evet. Yani Ramazan'ı yaşadığımı sahurla, o ezan okunmasını duyana kadar. Evet. Şeyde duracağım. Hocam müsaade ederseniz bir Bektaşi fıkrası anlatayım. Buyurun. Bektaşi varmış, oruç tutmuyormuş. Ama sahura sürekli hanıma tembih ediyormuş. Sahura şunu yap, sahura bunu yap. Aman beni unutma, kaldır beni. Hanımı 1, 2, 3 artık iyice bunalmış, demiş ki yahu oruç tutmuyor. Sahura kalkıyoruz, biz niye yapıyoruz bunu? Sahura da kalkmayalım da kıpkızıl yavur mu olalım, demiş. Sahurda ibadetin sahur önemli bir parçası. Tabii, evet, sahurda evet, ibadetin bir parçası hocam o. Seher vaktinin bereketinden evet, istifade kesinlikle etmek lazım. Ayrı bir dünya. Yani Ramazan'ın geldiğini hissediyorsun, orucu tuttuğunu hissediyorsun. Evet. Öbür türlü yani ben gene cerrahi ihtisası yapmış bir insanım. Belki oruçtan çok daha uzun süreler aç susuz vakit geçirdiğimiz olmuştur. Ameliyat vesaire yani, dolayısıyla. Ama sahura kalktığın zaman evet bugün Ramazan oruç diyorsun, evet, bugün oruç diyorsun. Yani. Eyvallah. Tabii şey de var. Bir buyurun hocam. Çocukluğumuzun ilerisinde iftarı tabii zamanında açmak güzel. Açmaya çalışıyoruz ama öğrenciliğimizde bazen tabii yollarda iftar açtığımız zamanlar da oldu. Simitle, suyla, şunda bunda. Kesinlikle. O dönemlerimizde oldu.
Yani Ramazan'ın farklı bir şeyi var. Evet. Ama hocam mesela o yoldaki iftarlarda bile insanda çok büyük bir burukluk oluşturan bir şey olmuyor. Yani evet. O iftarı bir lokmayla açmak ne olursa olsun. İşte görevimizi yapıyoruz. Allah'a karşı sorumluluğumuzu evet, yerine getiriyoruz. Evet. Onun verdiği huzurla bir yudum su bile yeterli. Elhamdülillah. Eyvallah. Peki hocam o zaman şimdi de bu yılın Ramazan'ına gelelim. Yine Mustafa hocama döneyim. Hocam bu yıl Ramazan nasıl geçti? Ramazan'da mutlaka iftar davetleri oldu. Üniversite içinde etkinlikler oldu. Bu iki Ramazan'ı şöyle hızlıca bize bir özetlemenizi istesem. Sizin bir yurt dışı seyahatiniz de oldu herhalde Ramazan'da. Evet, evet. Tabii bu yıl Ramazan'ın başı çok serin geçti ilk yarısı. Rahattı. Evet. Çünkü önemli. Son haftalarda tüm ülkemizdeki ısı artışıyla birlikte daha çok susamaya başladık. Daha çok böyle halsiz ve bitkin düşmeye başladık. Öyle oldu. Bizim için Ramazan hep yoğun geçiyor. Gündelik mesai devam etmiyor. Ben son geçen seneye kadar hastanedeki mesaime de devam ediyordum. Hı hı. Sabah gidiyordum 7.30'da kliniğe, vizitimi yapıyordum. Ameliyatlarım varsa yapıyordum onu. Saat 9.30, 10 gibi, 11 gibi de rektörlüğe gelip mesaime devam ediyordum. Evet. Ama geçen sene baktım, biraz sarsıldığımı hissettim. Gitmiyor artık. Yok, iki mesai yürümeyecek dedim. Tek mesaiye dönelim. Hastane işini Ramazan'da iptal ettim ama pazartesileri gittim, dersimi anlattım. Ramazan içinde bir kez de bir hastayı benim ameliyata almam gerekiyordu. Ona gittim, ameliyatını yaptım. Onun dışında sakin gündelik rutin işlerimiz devam ediyor. İlk başlarda çok daha rahat geçti tabii. Hı hı. Bir de ülkemizdeki seçim atmosferi, seçimin sonuçlanması, sonuçlanmaması, gündemin yoğunluğu da Ramazan'a yoğunlaşmayı engelledi. Ülkemizin içinde bulunduğu kritik süreç özellikle toplu iftarları da biraz azalttı. Belki de minimuma indirdi. Evet. Bu açıdan ben mutluyum. Yani toplu iftarların azalmış olması veya kaldırılmış olması daha bir ailemize dönmeye, işte daha bir öğrencilerimizle, çalışanlarımızla beraber iftar yapmaya sevk etti bizi. O açıdan çok şükür sağlık sıhhat içerisinde Ramazan'ımızı tamamlıyoruz. Hocamın da ifade ettiği gibi 4 günümüz kaldı bugünden sonra. Bu önemli. Yani sağlık içerisinde bir oruç tutabilmek, Ramazan'ı tamamlayabilmek hakikaten şükür gerektiren bir şey. Ben Ramazan başlarken hep korkarım. Hasta olup da oruç tutamamaktan endişe duyarım. Ramazan içerisinde bu endişeyi hep yaşarım. Ama Ramazan bittiği zaman en büyük keyfim eksiksiz olarak bu ibadeti tamamlamış olma keyfidir. Onu da doya doya yaşıyoruz Allah'a şükür. Üniversitelerde de bir taraftan Ramazan'la ilgili bir takım operasyonlar oldu. Yani iftar, sahurlar oldu. Doğru. Tutanlar, tutamayanlar için farklı. Birazın sosyal medyadan da takip ediyoruz tabii biz. Üniversite öğrencilerin talepleri oluyor daha falan. Daha küçük çaplı iftarlar oldu bizim. Yani bizim 12 yıldır verdiğimiz bir klinik iftarımız var. Artık genel cerrahi kliniği olarak 200 kişiye çıktık. İşte bazı çalışanlarımızla yaptığımız iftarlar oldu. Yarın inşallah yabancı uyruklu öğrencilerimizle birlikte bir 400 kişilik bir iftarımız olacak. Ona devam ettik. Gelenekler bozulmasın istedik. Ama üniversite yemekhanelerinde iftar ve sahurlar öğrencilere çıkmaya devam etti. Hiç eksilmedi. Yaklaşık 12 bin kişiye iftar ve sahur çıkmaya devam ediyor. Ne güzel. Tabii öğrencilerimizin en büyük arzusu kampüse bir çadır kuralım, Ramazan çadırı kültürünü orada yaşayalım istiyorlar. Evet. Yapılabilir, yapılmayacak şey değil. Ben de biraz böyle muzipliğin tuttu. Dedim ki onlar çadır istedikçe yemekhanelerimiz var, sosyal tesislerimiz var. Evet. Orada yemeye devam edin şeklinde bir diyalogumuz yani gelişti. Belki ilerleyen bir yılda bir yıl bir düşünülebilir ama çadır da hocam sanki o şeyini kaybetti biraz. Öğrenciler belki ona yetişemediler evet, şu anki evet. Öğrenciler. Ondan dolayı içlerinde bir heves var ama çadır o ilk zamanlarki iftar çadırları muhabbeti bir parça kayboldu şu doğru, anda. Doğru, doğru. Öyle bir tarafı da var. Bir de çadırın şöyle bir avantajı var. Yani ben çadırın ilk çıktığı yılları biliyorum. O yıllarda İstanbul'da ve Ankara'da öğrenciydim. Hı-hı. Kış aylarına denk geliyordu. İşte evine yetişemeyen, iftara yetişemeyen evet, insanlar evet. Hemen orada. Doğru, doğru. Belediyelerimizin veya sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği iftarlarla hemen oruçlarını açarlar, evine giderlerdi. Saat 4.30'da iftar oluyordu tabii, hocam. Tabii tabii. Evet, doğru. 4.45, 4.47 evet. Çoğu zaman iftar evet. Oluyordu. Doğru söylüyorsun. Şu anda artık saat 8'de iftar olan bir zamanı yaşıyoruz. O zaman eve gidiyoruz. Bir iftar daveti varsa 2 saat sonra, 3 saat sonra toparlanıp tekrar iftara öyle gidiyoruz. Öyle hocam. Şu anda insanlar iftardan önce orada bir saat mesela kaylule yapıyorlar yani. Doğru. O doğru. Kadar genişledi doğru. Zaman elhamdülillah. Hocam Konya Teknik Üniversitesi'nde nasıl geçiyor Ramazan? Vallahi sizin tabii
kampüsünüz şu an biraz dağınık. O manada evet. Hocam rutin yürüyor her şey diyor ama sizin rutinleriniz dağınık yürüyor biraz. İşte biz kendi rutinleriniz oluşuyor hatta belki. Evet, evet. Selçuk Üniversitesi ile ortak sağ olsunlar. Evet. Mesela mühendislik fakültemiz bizim halen eski Selçuk Üniversitesi'nde iken kullanılan binada devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii müsaade ederseniz birkaç dakika Konya Teknik Üniversitesi'nde bir anlatayım. Tabii onu da özellikle soracağım. Buyurun o şimdi onu sormuş olalım. Öyle mi yapalım, oradan başlayalım. Isterseniz. Sıkıntı yok hocam. Tamam. Buyurun. Şimdi Konya hani gelmeden önce bir tahıl ambarı diye evet. bilirdik. Daha önce hiç gelmiş miydiniz hocam? 10 kere gelmişimdir. İş ama geldiniz iş dolayısıyla tabii, döndünüz, günlük, kalmadınız. Tabii, evet, uzun bir iki gün belki kalmış olabilir. Konferanslar dolayısıyla geldim. Hı hı. Ama her geldiğimde bir böyle isteyerek geliyordum. Yani bir şey çekiyordu. Demek ki böyle bir görev olacakmış. Sonuçta böyle sonuçlandı. Çok şükür. Şimdi Konya hani tahıl ambarı olarak hep bilinir. Hala evet. da öyle. Ama tabii Konya'ya gelip rektör olarak atandıktan sonra da gördük ki Konya aslında sadece bir tahıl üreten bir şehir değil. Aynı zamanda da sanayileşme yönünde yolunda önemli yollar, mesafeler almış bir şehir, şehrimiz. Şu anda 5 tane organize sanayi bölgesi var. Bu ilçelerle ve yeni kurulacaklarla birlikte bu 9'a çıkacak. Savunma sanayine yönelik Huğulu, Üzümlü bölgelerinde güzel evet. işler yapılıyor. İyi firmalarımız var. Gene Konya'da organize sanayide savunma sanayine yönelik işler yapan firmalarımız var. Ona ilave olarak bir de bunların üstüne olay taçlandı. Aselsan'ın burada bir fabrika kurması Konya'nın tahılın yanı sıra sanayide de ülke ekonomisine katkıda bulunmasına önemli bir katkı sunacak. Evet. Teknolojiye ve üretilemeyen ürünlerin ya da katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde Aselsan'ın Konya'da olması buradaki kuruluşların çıtasını yükseltecek. Bir özelliği söyledik. Tahıl ambarı, sanayi şehri. Üçüncü özelliği de üniversiteler şehri, evet. eğitim şehri, bilim şehri. Elhamdülillah. Çünkü 5 tane üniversitesi var. Üçü devlet üniversitesi. Herkes biliyor Selçuk Necmettin Erbakan'ı. İşte üçüncü devlet üniversitesi de Konya Teknik Konya Üniversitesi. Teknik. Diğer iki vakıf üniversitemiz var. 5 tane üniversite, 140 bin öğrenci değil mi hocam? 140 bin hocam. Yaklaşık olarak 140 bin öğrenci. Dolayısıyla bir bilim şehri, bilim merkezimizde düşünecek olursak evet. böyle bir üçüncü bir özelliğini de söyleyebiliriz. Öğrenci şehri, bilim şehri. Tabii Konya Teknik Üniversitesi ya da Teknik Üniversite özlemi uzun yıllardır Konya'da varmış. Bunu gelince öğrendik. Kısmet oldu 18 Mayıs 2018 tarihinde. Konya Teknik Üniversitesi kuruldu. İşte kurucu rektör olarak da Cumhurbaşkanımız beni uygun gördü. Evet ya bir 10-11 gün önce de birinci yıl dönümümüzü tamamladınız. Evet işte ona geleceğim. İşte bir 10 gün evet, geçti bir yılımızı. 10 gün önce çağırsak tam yıl dönümüne denk gelecek. Olabilir doğru. Tabii bir yıllık bir üniversite gibi gözüküyoruz ama bu katıldığım iftarlarda oraya da geleceğim. Ben çağrıldığım tüm iftarlara gittim. Neden? Hı hı. Çünkü üniversitemizin yeni bir üniversite olduğu için tabii. hem ben dışarıdan gelen biri olarak hem de üniversitemizi tanıtmak için tüm davet edildiğim iftarlara gittim. Gittiğim yerlerde üniversitemizi anlattık, hedeflerimizi anlattık. Tabii Konyalı hemşerilerimiz veya Türkiye'de üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz bilmeyebilir, bilmeyenler olabilir. Dolayısıyla Konya Teknik Üniversitesi 18 Mayıs'ta kurulmuş bir yıllık gibi gözükse de Selçuk Mühendislik, Selçuk Mimarlık, Selçuk Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Konya Teknik Üniversitesi'ne devredilmesiyle kurulmuş bir üniversite. Evet. Yani aslında kökü 50 yıl öncesine dayanıyor. Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi olarak Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi 1970'te kurulmuş. 78'de Selçuk Üniversitesi'ne devredilmiş. 82'de affedersiniz. 82'de. 2018'de de Konya Teknik Üniversitesi'ne devredilerek teknik üniversitenin misyonuna uygun olarak bir yapılanma yapılmış. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da aynı. 78'de kurulmuş. Sonrasında Selçuk Üniversitesi'ne bağlanmış. Sonrasında da 2018'de de işte fakültelerle birlikte Konya Teknik Üniversitesi çatısı altında eğitim öğretimlere devam ediyor. Tabii dediğimiz gibi bu mühendislik mimarlık 49 yıllık bir geçmiş. Dolayısıyla binlerce mezun verdik. İşte Çevre Bakanımız, Mühendislik Fakültesi evet. İnşaat Mühendisi mezunu, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Selçuklu Belediye Başkanımız hepsi inşaat mühendisliğimizin bölümümüzün mezunları. Dolayısıyla siz aslında yeni kurulmuş bir üniversite olarak ilk yıl mezun verdiniz. Verdik. Doktora mezunu verdik biz. Doktora mezunu. Daha doktora mezunu verdik ilk yılı. İsteyen öğrencilerimiz, geçmişten devraldığımız 17.500 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz isterse
diplomalarını Konya Teknik Üniversitesi olarak alabiliyorlar. Selçuk olarak başladıkları için isterlerse Selçuk Üniversitesi olarak alma hakları var. Evet. Şimdi mühendislik fakültesi hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. 8000 öğrencimiz var mühendislik fakültesinde. Ağırlıklı olarak mühendislik fakültesi şu tabii, an merkezde. Hemen yarısı öğrencilerimiz 17500 kişi olarak düşünürsek yarısı mühendislik fakültesinde. 11 bölümümüz var. Hızlıca söyleyeyim. Bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, makina, inşaat, çevre, kimya mühendisliği, metalurji malzeme, harita, jeoloji, maden gibi 11 bölümde 8000 öğrencimizle eğitim öğretim devam ediyor. Mimarlıkta, mimarlık fakültemizde, mimarlık ve tasarım fakültemizde, mimarlık bölümümüz, şehir ve bölge planlama bölümümüz ve bu bölümlerde okuyan 1000 öğrencimiz var. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda da 12 bölüm, 20 program, 6000 öğrencimiz var. Yeni kurulan lisansüstü eğitim enstitümüzde de bu lisans mezunu öğrencilerimize yüksek lisans doktora yaptırdığımız 2500 öğrenci olmak üzere yaklaşık rakamlar. Toplam 17.500 öğrencimiz var. Hocam bu sene her 3 fakülteye de öğrenci alın. Bütün fakülteleri öğrenci alacak mı? 2 fakülte, 1 meslek yüksekokulu. Evet, hepsini öğrenci alıyoruz. Yeni açılacak bölümler, açılan bölümler var mı bu saydıklarınızın içerisinde? Şu anda yok. Hepsi devam mevcutlar. Eden bölümler. Yeni açtığımız bölümler yok ama açmayı düşündüğümüz özellikle mimarlık fakültesine 1-2 bölüm açmayı düşünüyoruz. Endüstri ürünler tasarımı bölümü olabilir, iç mimarlık olabilir gibi. Eyvallah. Kaç bölüm açmayı düşünüyoruz ileriki yıllarda? Kafamdaki bir soruyu daha sorayım. Rektörlük binamız şu an eski Selçuk Üniversitesi'nin rektörlük binası mı? Yoksa ona hemen birkaç yüz metre mesafede bir ek bina yazıyor orada. Evet. Ha, neresi hocam rektörlük? İyi sordunuz onu da. Selçuk Üniversitesi rektörlüğün olduğu yeri sağ olsunlar bize tahsis ettiler. Geldiğimizde göreve başladığımızda. Şu an orayı kullanıyoruz. Fakat göreve başladığımda orası ile ilgili şöyle bir şey söylendi bize. Orada bir şehir projesi var. Mevlana Hazretleri'ne bir yürüyüş yolu yapılacak. O etrafındaki duvarlar kaldırılacak ve oranın bahçesi kamuya açılacak. Hı hı. Sonradan yapılan şeylerde, binalarda yıkılarak tarihi bina kalacak diye söylendi. Tabii öyle bir durum olduğu zaman bizim oraya sığma imkanımız da yoktu. Sonra farklı tasarruflarla, hocam da konuları biliyor zaten, o yandaki ek bina bize verildi. Bir de bu kapatılan Mevlana Üniversitesi'nin yeri verildi. Biz rektörlük olarak ileriki dönemde oraya taşınma durumu var. Şu anda oradasınız ama daha ileriki dönemlerde taşınacağız. O söylediğiniz Gazi İlkokulu'nun olduğu Gazi İlkokulu, evet. Orayı da belki bir rektörlük için bir temsili, devlet büyükleri geldiği zaman orada belki ağırlamak için bir temsili yer olabilir. Ama orayı esas olarak biz sürekli eğitim merkezi olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü tam şehrin göbeğinde insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir mekan olduğu için çalışmaları da başlattık. Hatta dün bir binayı dolaştım. İçeriği donatısını yapıyoruz. Bayram sonrası inşallah Haziran belki Temmuz gibi orada ilk eğitimlere başlamayı hedefliyoruz. Evet. İnşallah. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam şimdi Selçuk Üniversitesi ne kadar bereketli bir üniversite. Konya Tekniği doğuran üniversite. Necmettin Erbakan, Cem Hocam burada olsaydı orayı doğuran üniversite. Birçok bölüm buraya devredildi. Meram Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi de oraya devredildi. Hocam gittikçe küçülüyor mu Selçuk, gittikçe büyüyor mu? Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi tabii biz Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne ve Konya Teknik Üniversitesi'ne devrettiğimiz fakültelerimiz Selçuk Üniversitesi'nin kuruluşundan eski. Hı hı. İslam İlimler ve Eğitim Fakültesi çok daha eski tarihli. Eski, evet. İşte eski DMMA dediğimiz. Yüksek İslam Enstitüsü'ydü İlahiyat. Evet. Yani bugünkü mühendislik ve mimarlığımız Selçuk Üniversitesi'nden eski. Bunun şöyle avantajları olduğunu ben düşünüyorum. Bir kurumsal kimlikle yeni üniversiteler kurulmuş oldu. Akademik geleneği olan, kurumsal işleyişi bilen fakültelerle işe başladılar. Ve çok hızla mesafe kat ettiler. Yani sıfırdan başlamadılar, birkaç adım önde başlamış oldular. Örnek veriyorum, Necmettin Erbakan Üniversitesi, eski Konya Üniversitesi olarak kurulduğu zaman beraber kurulduğu 8 üniversitenin çok çok önünde. Bir Yıldırım Beyazıt aynı dönem kurulmuştu Ankara'da. O Ankara'nın da sağladığı avantajlarla iyi mesafe kat etti ama Necmettin Erbakan Üniversitesi de çok büyük mesafe kat etti. Hocam bunu takdir edecektir. Biz Teknik Üniversitesi'nin ruhuna uygun ve üniversitemizin de en kıymetli iki fakültesiyle bana göre Türkiye'deki meslek yüksek okulları konseptine en uygun kurulan ve eğitim öğretimini sürdüren yüksek okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu devrettik. Evet. Birçok şehrimizde yeni kurulan üniversitelere ilçelerdeki meslek yüksek okulları devredilmiş. Birçok rektörümüzün şehir merkezinde fakültesi yok, binası yok.
ilçeleri dolaşıyorlar. Ben biliyorum. Evet. Bu açıdan Babür Hocam şanslı. Elhamdülillah. Hazır ve sadece teknik üniversite konseptine uygun okullarla meselesini sürdürecek. Biz gerçekten Konya Teknik Üniversitesi'nin başarılı olmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü Konya kazanacak, ülkemiz kazanacak, bilim camiası kazanacak. Bu açıdan olumlu işler yaptığımızı, olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum. Sadece bunlar değil, Selçuk Üniversitesi'nden çıkan üniversiteler. Evet, Niğde Üniversitesi bizden çıktı. Karaman Üniversitesi bizden çıktı. Aksaray Üniversitesi bizden çıktı. Toplam 5 üniversite. Konya'da kurulan 3 vakıf üniversitesi vardı. Karatay, Top ve Torku. Bunların hami üniversitesi biziz. Yine aynı şekilde kapatılan Mevlana Üniversitesi'nin hami üniversitesi bizdik. Bu vesileyle doğuran, büyüten ve kuran bir üniversite olarak devam ediyoruz. Eyvallah. Küçülüyor muyuz? Hayır. Aslında Selçuk Üniversitesi'nin şu anki mevcut halini gözlediğimiz zaman sağlık alanında çok öne çıkmaya başladığını fark ettik biz. Hı hı. Mevcut yapı içerisinde. Tıp fakültemiz 2002 yılında kuruldu. 2008 yılında kendi hastanesine taşındı. Ve ülkemizdeki ilk 12, ilk 13, ilk 15'in içindeki tıp fakültelerinden birisi. Çok kısa süreli bir kuruluş yılı olmasına rağmen. Diş hekimliği fakültemiz ilk 3'ün içinde ülkemizde. Çok etkin ve yetkin akademisyenler yetiştiriyor. Sağlık bilimleri fakültemiz var. Yetmedi bir hemşirelik fakültesi kurduk. Akşehir'de Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulumuz var. İlçe, yine merkezimizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz var. Bu vesileyle sağlık alanında öne çıkan bir üniversite olduk. Tabii sosyal alanda da Selçuklu mirasının üstüne kurulmuş bir üniversite olarak Edebiyat Fakültemiz tarih alanında ve Türk Edebiyatı, İngiliz Dili, Fransız Dili Edebiyat alanında oldukça kadim bir kuruluş kültürüne sahip. Kurucu rektörlerimizden Erol Güngör'ün kurduğu ve çalıştığı bir fakülte. Hukuk fakültemizin ülkemizdeki durumu ortada. Özellikle yargıda çok yüksek oranda mezunlarımız çalışıyor, iş buluyor hakimlik ve savcılıklarda. Biz o gücünü sürdürmesini istiyoruz. Turizm fakültemiz güçlenerek geliyor. Konservatuvarımız var. Sağlam adımlarla, emin adımlarla güçlü bir şekilde alana geliyor. İletişim fakültesi yine çok güçlü bir geleneğe sahip. İletişim var, güzel sanatlar fakültemiz var. Yani sosyal alanda da çok etkin. Benim mensubu bulunduğum İslam İlimler fakültemiz var. Büyük hocam, zenginlik katıyor. Bunun dışında tabii sanayi ile ilgili, teknoloji ile ilgili fakültelerimizi ne kadar Konya Teknik Üniversitesi'ne devretmiş olsak da yakından ilgilenen bir ziraat fakültemiz var. Veterinerlik fakültemiz var. Buralarda gerçekten çok yine bir güçlü. Teknoloji fakültesi var. Evet. O bir üniversitede bilimin multidisipliner faaliyet yürütülebilmesi için olması gerektiğine inandığımız evet. bir fakülte. Çünkü benim kendimin patentleri var mesela cerrahi ile ilgili. Hı hı. Fakültesindeki birçok hocamızın patentleri var teknolojik anlamda. Bunların karşılıklı çalışılabilmesi için bir mühendis bakış açısına ihtiyaç var. Evet. Bu açıdan biz evet. bize değer kattığını düşünüyoruz. Yabancı Diller Yüksekokulumuz var. Çok etkin bir evet. şekilde. Orada tercümanlık, mütercimlik bölümlerini kurduk 5 dilde. Arapça, İngilizce ve Rusça'ya öğrenci aldık. Bu sene başarabilirsek Çince'ye de öğrenci alacağız. Ve diğer bir önemli husus da tabii bizler için özellikle üniversitemizin geneli anlamında düşünüldüğünde Türkiye'nin birçok yerine çok sayıda akademisyen göndermişiz. Ve 630 bin mezunumuz var bugün. 1975 yılında kurulmuş bir üniversite. 44. yılında ve 630 bin mezunumuz var. Bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hem ülkemizin birçok kurumunda hem ülkemizin birçok temsilciliklerinde yurt dışında bunlarla karşılaşıyoruz ve gerçekten evet. mutlu oluyoruz. Bu çok gurur verici bir şey hocam. Evet, yani, evet kesinlikle. Üniversiteden mezun olmuş ve dünyanın dört bir tarafında ülkemiz adına hizmet üreten insanlar. Bir önemli hamle daha yaptık. Buyurun. Edebiyat fakültemiz bünyesinde çok güçlü bir sosyoloji bölümümüz vardı. Ama felsefe yoktu. Evet. Psikoloji yoktu. 2 yıldır felsefeye öğrenci alıyoruz. Çok şükür bu sene. Psikolojiyi de anlayacak. YÖK'ten de bize bu konuda destek veren hocalarımıza, Rahmi Er hocamıza başta
Mehmet Şişman hocamıza da teşekkür ediyorum. En başta YÖK başkanımıza teşekkür ediyorum. Psikolojiye de 60 kontenjanlı öğrenci almamıza müsaade ettiler. Bence olması gereken bölümler. Çünkü sosyal alanları biz ihmal ettik. Bizim evet, öğrencilik yıllarımızda, lise yıllarımızda hep bize mühendis olacaksınız, doktor olacaksınız, avukat olacaksınız denirdi. Hiçbir zaman bu toplumu inşa edecek sosyal bilimci olacaksınız diye nasihat eden, tavsiye eden, sağlık veren bir büyüğümüz olmadı. Toplumu inşa etmemiz gerekiyor bizim. Onu da sosyal bilimler başaracak. Eyvallah hocam. Siz bir tıpçı oldunuz ama diğer taraftan da bu bahsettiğiniz alanı bırakmamak için dışarıdan ilahiyat okuduğunuzu biliyorum ben. Başka bölümlerde okuyorsanız onu bilmiyorum. Şöyle, İstanbul Üniversitesi'nin Sosyoloji, Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Sosyoloji bölümünü bu sene bitiriyorum. 15-16 Haziran'da fakülte son 4 sınav var. 4 yıllık. 4 yıllık bitiriyorum. Maşallah. Not ortalamamı da 3,5'larda tutmaya çalışıyorum. Maşallah. Doktora mı yapacaksın? Doktora yapacağım düşünüyorum yani. İlahiyat ön lisansa kaydoldum. Birinci dönem eksiksiz bitirdim dersleri. Maşallah. Arapça dahil geçtiniz. Gerçi matikli olunca Arapça. Evet, evet geçtim. Evet. Hakikaten büyük zenginlik. Beni de okumaya teşvik ediyor, zorluyor. O açıdan önemsiyorum. Ne ben. Güzel maşallah hocam. Allah kolaylık versin. Biliyorum çünkü siz hocam ya bir şekilde hasbelkader o doktorluk yoluna girmiş. O hikaye uzun bir hikaye. Onu belki başka zaman orada bir ters ayak üstünde kaldık lazım. Yani yoksa tıp bana çok başarıyla yaptığıma düşün inanıyorum. Yani eyvallah. Mesleğimde de çok başarılı olduğuma inanıyorum. Ama bu sosyal yönümün getirdiği bir fayda şöyle. Benden çok daha başarılı cerrahlarımız var. Çok daha doktorlarımız var ama temel sorun iletişim sorunu. Evet. Vatandaşla, hastayla doğru, sağlıklı iletişim kurulamadığı için bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ben mesleki açıdan ortalamanın üstünde bir cerrahım ama belki de farkı iletişimle kapatıyorum. Atıyorsunuz. Orada da hocam müsaade ederseniz bir İmam Hatiplilik şeyi yapayım. İmam Hatipli olmanızın da etkisi mutlaka, var. Tabii. Mutlaka, mutlaka. Onun büyük faydası var. Evet. Onun çok büyük faydası var mutlaka. Şimdi şöyle bir başlık açacağım hocam. Müsaadenizle Babür hocamla açayım. Sonra Mustafa hocamla devam edelim. Hocam milattan önce 350'li yıllarda Aristo, Sokrat gibi filozofların bu gençler artık laf dinlemiyorlar, söz dinlemez oldular. Hocalarına falan da itiraz ediyorlar bunlar diye bir takım kaynaklarda kayıtlar var. Doğru. Milattan önce 3000'li yıllara gidiyoruz. O kadar geriye gidiyoruz. 5 de milat, 2 de milattan sonra var. 5000 yıl önce Mısır'daki tabletlerde, kil tabletlerde ne olacak bu gençlerin hali yazıyor. Biz bugün el an yine aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Evet, doğru. Ne olacak bu gençlerin hali? Olmaz bu gençlerden gibi bir takım yargılarımız var ki. Şimdi üniversite öğrencileri de eminim bizi dinliyorlar bu esnada. O arkadaşlarla siz üniversite gençliğinin içindesiniz. Hocalık yapıyorsunuz, yaptınız. Şu anda idarecilik yapıyorsunuz. Bir taraftan yine derslere giriyorsunuz. Milattan önceki 5000 yıllık yerde miyiz hala, ne olacak bu gençlerin hali modunda mıyız? Yoksa bugün geldiğimiz noktada daha başka gençler adına kuracak olumlu cümlelerimiz var mı? Tabii şimdi 5000 yıl önce öyle demişler. Ben gene kendi üniversitemizdeki o gençlerin yaptığı başarılardan bahsedip sözlerimi bağlayacağım. Biz göreve başladığım Eylül ayından beri 20'ye yakın öğrenci topluluğu kurduk. Çocuklarımızın böyle bir talebi var, isteği var, yetenekleri var. Bunu ortaya çıkarmak istiyorlar. Hepsinin mevcut derslerin dışında da ilgileri, alakaları var ki öyle de olması lazım. Yani bir üniversite öğrencisi olarak bakarsak soruya, gelecek işte 240 AKTS'ini bitirecek, mezun olacak, gidecek. Böyle bir şey yok. Çocuk sosyal alanlara ilgi duyuyorsa öyle topluluklara katılacak. Teknik alanlara ilgi duyuyorsa o topluluklara katılacak. Bir mühendis de olabilir ama sosyal alana da ilgi duyabilir. Müziğe de ilgi duyabilir. O yönlerini de ortaya çıkarabilecek fırsatları onlara vermemiz lazım. Ki hocam doğru diyor, birikimli bir fakültemiz var. Mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi. 50 yıllık bir birikim var. Ve bu çocukları biz göreve geldikten sonra bizzat ziyaret ediyorum. Geldiğim Gebze Teknik Üniversitesi'nde de orada da 4 yıl yakın idarecilik yapmıştım. Oradaki anlayışı burada. Düşünüp de yapamadığımız şeyleri burada daha iyisini yapma noktasında gayretimiz var. O çocukların göreve başladığımın hemen ertesinde Teknofest'te
roket takımımızın Türkiye birincisi olması ve Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini almaları gurur verici bir olay. Bu hem Selçuk için hem Konya Teknik Üniversitesi evet. için. Aynı şekilde o yarışmada drone takımlarımız Türkiye ikincisi, üçüncüsü oldular. Yine günümüze kadar birçok yarışmaya girip bisiklet alanda Türkiye üçüncüsü oldu çocuklarımız. Farklı alanlarda, teknik dışındaki alanlarda da üstün başarı gösterdiler ki son geçen ayda Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasında öğrencilerimiz küçük boyutlu otonom araçlarda Türkiye birincisi oldular. Şimdi bunlar önemli başarılar. İşte çocuklar, gençler işte bunları yapıyorlar. Tabii çocuklarımız, gençlerimiz yetiştirilirken onların yeteneklerini bizim keşfetmemiz lazım. Çocuklar neyi istiyor? Neyi yaparlarsa onları mutlu eder, daha başarılı olurlar. Sistemin ona doğru gitmesi lazım. Şimdi yeni yeni bazı şeyler bize basından duyuyoruz. Hani evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı şeyler çalışıyor. İşte kariyer planlaması, liselerde bunlar yapılacak. Tabii aileler bakıyorsunuz gençliklerinde olamadıkları meslekleri çocuklarına verme eğiliminde olabiliyorlar. Hatta dün işte garnizon komutanlığının iftarında şehit yakınlarına, gazi yakınlarına iftarına katıldık. Orada oturduğum masada işte protokol dağılıyor bu iftarlarda. Her bir masada bir işte protokol üyeleri oturuyoruz. Oradaki evet. şehit yakınlarıyla sohbet ediyoruz. Ne güzel, çok güzel. Orada bir gazi, gazimiz dedi ki, çocuğu da karşımda oturuyor. Dedi ki, ben çocuğumun işte şu mesleği, söylemeyelim meslek ismini. İyi de dedim, çocuk istiyor mu? Sen istiyorsun da çocuğuna sordun mu? Hocam, bakıyorum şimdi çocuğun. Çocuklar gibi. Babalarının hayallerini yaşarlar. Annelerinin hayallerini yaşarlar. Yani kendilerini yaşayamıyorlar çok zaman. Dolayısıyla biz bir kere çocuklarımızın keşfetmemiz lazım. Evet. Onlar neyi istiyor? Hayatı onlara zulmetmememiz lazım. Çünkü 4 sene okuyacaklar, akademisyen olacaksa zaten ömrü billah okuyacak. Olmayacaklarsa da 4 sene okuduktan sonra 30-40 sene o mesleği yapacaklar. Eğer yetenekleri doğrultusunda istedikleri işi, mesleği yapmazlarsa mezun olduklarında farklı işlere kayabilirler. O tarihe kadar aldıkları eğitimin tamam boşa gitmiyor olabilir ama hani bir birikim oluşmuştur olabilir ama nokta atışı olarak o aldığı eğitimin devamını yapabiliyor olsa ülkeye çok daha fazla, çok daha faydalı işler yapabilecek duruma gelirler. Hatta hocam belki biraz hurafe, çok doğru da bulunmayabilir ama bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Çocuk doğduktan sonra bir yaşları civarında yanılmıyorsam bir diş bulguru falan gibi bir şeyler yapılıyor. Hı-hı. Veya işte diş çıkardığında. Öyle bir şey var. Sonra önüne makas, kitap, kalem gibi şeyler konuluyor. İlk hangi kalem alırsa kalem ehli evet, olacak, evet, makas evet. alırsa terzi olacak, Kur'an alırsa hafız olacak evet. filan. Şimdi evet. aslında biz yetenek tespitini daha o yaşlardan yapmak için çırpınan bir geleneğimiz var bizim. Yani tekrar söylüyorum, meselenin bu boyutunu, hurafe, batıl, daha o çocuk niye... Ben elime makas almışım. Makas mı almışım? Makas almışım. Cerrah olduk. Cerrah olduk. Terzi bekliyorlardı, cerrah oldum. Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Hocam ben Kur'an almışım. Yani sanatçı. Hafız oldum. Evet. Bak, demek ki onda da bir hikmet var. Var demek ki bir şeydi. Yani hurafe falan değil. Hurafe değil. Ben soracağım. Eyvallah. Ne almışım? Yani bizde aslında bizim kültürümüz, geleneğimiz bu manada o yetenek tespitine kıymet veren bir kültür. Ama sonradan ne olduysa modern zamanlarda biz daha çok dünyevileşmekten belki daha çok para kazanılan meslekleri belirleyip çocuklarımızı sürekli oraya yönlendirmek. Az önce hocamın da belki tespit ettiği nokta orası. İşte neden doktor olacaksın, avukat olacaksın, mühendis olacaksın? Çünkü bir dönem onlar çok daha diğerlerine göre iyi para kazanıyorlar. Öğretmen olmanın getirisi aylık 2 iken onunki 4 ise zaten yokluktan gelen bir milletiz. Yani son 100 yılda ne çektiğimizi bir Allah bilir, bir biz biliriz. Doğru. Biraz böyle. Evet. Ama artık oradan sıyrıldık. Yani işte bugün sosyologlarımız var, psikologlarımız var, tarihçilerimiz var. Bir doktor kadar kazanabiliyorlar. Kesinlikle. Yani öyle daha bir fazla şey da yok. Daha fazla evet, da kazanabiliyorlar. Evet, ya da bir robotik kodlamada. Diyetisyen mesela. Günümüzün şeyi değil mi? Evet, diyetisyen. Evet, diyetisyenler evet, yani evet, çok daha fazlasını çok kazanıyorlar. Çok farklı meslekler var. Hocam bu gençlikle ilgili hem az önce söylediğiniz gibi iletişim yönünüz kuvvetli. Öğrencilerle sosyal medyadan da güçlü bir iletişiminiz var. Onların duygularını da işin içine katarak ben sizinle söyleyeceğinizi merak ediyorum. Bir defa gençleri anlamak lazım. Kendimizi onların yerine koymamız lazım. Kendi gençliğimize dönüp bakmamız lazım. Ben bu çerçeveden baktığım zaman gençlik bir defa lüzumlu bir şey. Eğer lüzum etmeseydi Allah yaratmazdı gençliği. Amin. Ve ben gençleri hem gelişmenin hem de geleceğin teminatı olarak görüyorum.
Çünkü statikleşmiş bir toplum bir süre sonra, İbn Haldun zaten biliyorsunuz sosyolojinin kurucusudur, bunu ortaya koymuştur, yok olmaya mahkumdur. Hem toplumun, hem insanlığın, hem ülkelerin gelişmesi için gençlik enerjisine, motivasyonuna ve değişime ihtiyaç var. Ben bu nedenle saygıyla karşılıyorum. Çocukluğumuzda, gençliğimizde babamız da bize bu özgürlüğü verdi. Biz rahatça kullandık. Sadece örneğin babamın beni uyardığı bir konu sigaraydı. Oğlum dedi, ben hayatta sigara içmedim. Sen de içmesen iyi olur dedi. Bakın, bunun dışında bana böyle icbar edici, yol gösterici çok şeyler olmamıştır babam. Sen doğrusunu bilirsin, sen en iyisini yaparsın şeklinde teşvik etmiştir. Ve hep arkamızda da durmuştur. O güven. Kesinlikle. Babadan anneden o güveni alınca evet. genç oluyor hocam değil mi? Ama biz çocuğu iyi yoğurmamız lazım. Evet. Biz çocukluğumuzda yoğrulduk. Harama helale dikkat çektiler. Kimsenin malına mülküne el uzatmayın. Hak etmediğiniz hiçbir şey elde etmek için gayret sarf etmeyin. Nasihatleri, tavsiyeleri dedemizden, ebemizden, babamızdan, halamızdan, teyzemizden bunlar verildi. Genç yaşımıza geldiğimizde, namazımızda, abdestimizde çizdiğimiz yol belli bir noktadaydı. O güveni ve o özgürlüğü bize verdiler ve yürüdük. Ben de bugünün gençlerini o noktada görüyorum ve inanıyorum ki gençler birçok şeyi bizden daha iyi değerlendiriyorlar. Birçok şeyin bizden daha iyi farkındalar. Algılamaları çok yüksek, iletişim becerileri çok yüksek. Evet. Onlara güvenmemiz lazım. Sadece nasihat etmemiz, tavsiye etmemiz lazım ve tecrübelerimizi aktarmamız lazım. Bunu ben bu noktadayım. Daha ötesine gitmeye gerek yok. Hocam bir de Efendimizin bir hadisini hatırlıyorum ben. İnsanlar helak oldu diyenler esas öncelikle helak olan kendileridir diyor. Çok doğru. Şimdi 5000 yıllık bir şikayet var. Bu gençler mahvoldu, yazık oldu bu gençlere. Demek ki 5000 yıldır helak olan gençler değil, bu 5000 yıl insanlığı buraya taşıyan da o gençler. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle. Böyle bir tarafı gençlik var. Gerekiyor. Evet. Olması hocam, lazım. Şöyle küçük bir başlık açayım. Sohbetin sonunu da buradan başka sorularla toparlayacağım. Gençliğin ahlak ve maneviyatla ilgili kötü olduğuna dair bir damar var ki orası da oradan eleştiriyor. Oraya dair tespitlerden ziyade önerileri almak istiyorum. Yani siz az önce mesela dediniz ki çocukluktan yoğurmak lazım. Doğru. Gençlerimizle acaba biz o iletişim kanallarını sağlıklı kuramadığımız için o taraf eksik mi kalıyor biraz? Yoksa fazlaca dünyevileştik, o gençlerin problemi değil, bütün toplumun problemi mi biraz da? Son söylediğin doğru. Yani dünyevileştik, hepimiz dünyevileştik ve o ahlaki açıdan ortaya çıkan sıkıntılı süreçler, toplumsal davranış biçimleriyle ilgili ortaya çıkan süreçler tüm insanların her yaş grubunun sorunu. Bunu baştan söylüyorum. Evet. Ve gençler eğer ahlaki açıdan da insan ilişkileri açısından da sıkıntılı geliyorlarsa bunun kabahati büyüklerdir. Şimdi bir anne baba çocuğu yalan söyleyerek yetiştirir, büyütürse çocuk onu görüyor. Çünkü insanlık taklitle eğitilir. Büyüklerini görerek, önündekileri görerek davranış biçimlerini, davranış kalıplarını geliştiriyor. Buradaki sorumluluk bize ait olduğunu ben düşünüyorum. Bunun dışında öyle çok da büyük, yıkıcı, tahripkar bir ahlaki zafiyet olduğunu da ben düşünmüyorum. Sadece kendi kabullerimiz, şablonlarımız var. Ona uymuyorlar ama tek doğru bizim şablonlarımız ve kabullerimiz değil. Bizim dışımızda da, bizim öğretilerimizin dışında da doğrular var, gerçekler var. Dolayısıyla onlara da müsamaha ve tolerans göstermek lazım. Şimdi bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bir kız erkek el ele tutuşup yürüyecekti, kıyamet kopardı. Evet. Yani ona müsaade edin yani şimdi. Bu çocuklar artık. Evet. Hadis-i Şerif'te de Peygamber Efendimiz bunu buyuruyor. Çocuklarınızı yetiştikleri çağın ihtiyaçlarına ve gereklerine göre yetiştir. Hazreti Ali'nin sözü. Onun için bizim buna... Kendi çağımıza göre yetiştirmeye bizim çağımız geçti ve geçiyor. Evet. Gelecek gençlerin çağı ve ona göre onları yetiştirmemiz lazım. Eyvallah hocam. Benim söyleyeceğim budur. Bu başlık altında ekleyecekleriniz olur mu hocam? Yani sizin o başlıkta gördüğünüz bir zaaf var mı? Ne yapılabilir? Şimdi tabii her dönemi kendi yılıyla, kendi çağıyla değerlendirmek lazım. Hocamın söylediği gibi ben çocukluğumda köye gittiğim zaman, memleketime gittiğim zaman söyledim ya, giderim ara ara. Biz arabayla geçerken yaşlı büyüklerimiz arabaya arkalarını dönerlerdi. Böyle bir şey vardı. Bilmiyorum hani ayıp diye mi artık öyle bir edep telakkisi var, yani. Öyle vardı. Kimse hani yüzünü göstermez. Ama şimdi bakıyorsunuz o şeyler yavaş yavaş geçiyor. Yani her dönemin farklı şeyleri var, anlayışları var. Kesinlikle. Tabii bu sınırları iyi bilmek lazım.
Burada ailelere çok büyük görev düşüyor. Ailelerin çocuklarını daha küçük yaşlardan hocamın söylediği gibi doğruyu eğriyi anlatması gerekiyor. Sınırların nerede olduğunu söylemesi gerekiyor. Bu çocuklara baskı uygulamak, onlara söz hakkı vermemek değil. Tam tersine onlarla belki istişare ederek onların o doğruyu söylemelerini sağlayabiliriz. Doğru olanı kendilerini sizin tabii çerçeveyi çizerek onları oraya o doğruyu kendilerinin bulmalarını sağlayacak ortamı sağlamamız gerekiyor. O olay doğru. İşte büyüklerimiz, babam işte zamanında ben sigara içtim, içmiş gençken. Zararını gördüm. Sen içme. Sen bilirsin. Ben böyle böyle zararını gördüm. Bıraktım. Senin de içmem ama bize bıraktı. Dolayısıyla akıl sahibi insan zaten o söylenenleri anlıyor. Tabii baskı tam tersini doğuruyor. Evet. Yani bir şeyi zorla birilerine kabul ettirmeye çalıştığınız zaman insanın fıtratında da var bu sanırım. Bunu tersini yapma. Bu küçük yaştaki çocukta da olabiliyor, büyük yaştaki çocukta da olabiliyor. Bence onlara eğrisini doğrusunu anlatarak onların o yanlışı doğruyu kendilerinin bulmalarını sağlamak gerekiyor. Hele şimdiki gençliğin hocam daha asi bir ruhu var. Evet. Yani bu eleştiri anlamında söylemiyorum. Çok daha özgürlükçüler. Çünkü evet. Çağ bunu gerektiriyor. Böyle bir durumda da baskı otomatik olarak geri tepiyor. Yok, hiçbir anlamı yok. Yani ancak ikna ederseniz elde edebilirsiniz. Evet. Baskıyla yapabileceğiniz çok da bir şey yok gençler. Biz de çocuklarımız onu söylüyor işte. Yani evet. Evladım ben hiç sigara içmedim. Bize de büyüklerimiz böyle söyledi. Aynen. Kendinize acımıyorsanız olur. İçin. Hayat sizin hayatınız. Biz göçüp gideceğiz. Ama bu beden sizle beraber Allah bilir tabii de belki bizden daha uzun yapacak. Allah daha uzun ömürler versin. Dolayısıyla vücudunuza acımıyorsanız hor kullanabilirsiniz. Hocam en güzel nasihat de zaten o yaşayışla verilen nasihat değil midir? Daha kalıcı oluyor. Ve yaşayarak. Ben buyurun buyurun vaktinizi alacağım. Şöyle belki yeri gelmeyecek. Şimdi hocam buyurun buyurun. Artvin Yusuf elinden. Hı hı. Ben 1993 yılında genel cerrahi uzmanı olunca elimi torbaya attım, bir kura çektim. Artvin Şavşat çıktı. Şavşat. Güzel yerdi. Dolayısıyla Artvin'de görev yaptınız. Görev yani. Yaptım 93-94'de tamamlayan süre içerisinde. Şu Yusuf eline gittim. Diğer ilçelere gittim. Uzmanlığı mı orada? Ardanuç'a genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Uzman olarak çalıştınız. Düşünün 93'ten bugüne kaç yıl? 26 yıl mı? Evet hocam. Halen dostlarım var, görüşürüm. Arkadaşlarımız var, giderim, ziyaret ederim. Ta ben oradayken 93'lü yıllarda bugünkü barajların planlanması, projelendirmesi vardı. Hatta bu Muratlı mıydı hocam? Şeye yakın olan, Batum'a yakın olan en alttaki baraj. Kemal Paşa var ama hoppa Kemal Paşa, Sarp. Baraj, Muratlı Barajı. Borçka Barajı var mı? Borçka sonra yapıldı. Sonra, ben oradayken hatırlamıyorum. Başladı. Muratlı ben orada, ondan önce birçok baraj Borçka yapıldı. Yusufeli derinler bitti şimdi. Devam ediyor. Hocamın da kasabası belki köyleri de sular altında kalacak. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani, taşıyacaklar. Yani o coğrafyanın insanının ufku var ve vizyonu var. Artı coğrafi şartlar benim köyüme de çok benziyor. Dağ, orman. Mücadele gücünü gerektiriyor. Okuyan insan sayısı çok fazla. Artvin'deki herhalde nüfusun okuma oranı %95'lerin üstünde. Valla benim köyümde kaç profesör var sayısını bilmiyorum. Yani, o kadar söyleyeyim. İnanılmaz bilmiyorum sayısını. Coğrafya ve hocam ben bu yıl ilk defa gittim. Yani daha önce tek günlük gidiş gelişlerim olmuştu. 7 günlük bir seyahatte Karadeniz'i gezdim. Yani zaten o doğasına hayran kalmanız bir başka husus ama dediğiniz o mücadeleci yani orayı gördükten sonra diyorsunuz ki yani Karadenizli mücadeleci olmasında ne yapsın adam? %75-80 bir yerde fındık toplayan bir halktan bahsediyorsunuz. Şimdi hocam özür diliyorum Trabzon'da o meşhur hocam yaylamız var ya neydi? Trabzon Uzungöl. Ha Uzungöl. Artvin'inki evet. Kafkasör yaylası. Evet, Kafkasör evet. Uzungöl'de bir tane delikanlı 20 yaşında şoför bir genç. Az önce gençlerden de konuştuk. Ben yanına oturdum. Yaylaya çıkarken konuşuyoruz. Dedim ki biz de Konya'dan geliyoruz. Ben dedim Konya'da dağ nerede böyle? Gözünü aldın yer dümdüz. Çocuk şöyle bana bir baktı. Evet, Karadenizli şivesi. Ben çok taklit yeteneğim yoktu. Dümdüz. Gözünün gördüğü yer düz. Yok dedi. Öyle bir yer yoktur yani. Yok inanmıyor böyle bir şeye. Dik olunca. Yani bütün Karadeniz öyle yani. Evet. Çocuk inanamadı. Dedim ki öyle yani. Böyle uzaklarda dağ görürsün.
Yani şey var, beğenmedi de zaten. Öyle yerde yaşanmaz ki dedi yani kendi alışık içinde. Değil. Şimdi şey var, bilirsiniz. Artvin'de, Rize'de şey derler. Ev kaç katlı? Önden mi arkadan mı? İşte eğim var ya. Önden bakarsan 4 kat, arkadan 8 kat. Eğimden dolayı. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var. Tabii bizim yörenin, gene oralarda fındık vardı. Bizim Artvin'de Yusufeli tarafları tamamen toprak yok. Hayvancılık yok. Ormancılık var hocam. Ormancılık. Ormanda ağaç artık gelsin. Ağaç yasak. O bitti. Bitti. Yasak. Dolayısıyla yani okumak zorunda insan. Profesör olan bir herkes. Yani okumak zorunda. Bir maden var hocam işte. Murgul tarafında var. Murgul tarafında var. Hocam Kayseri'li için anlatılır ya, çocuklarını almış karşısına, demiş ki bak okuyacaksanız bak demiş, dükkanda çalışacaksanız çalış, çalışmazsan seni üniversiteye okutalım demiş. Kayserilere. Şimdi Artvin için de yani bak burada profesör olursan ol, olmazsan burası yok. Burada başka bir şey yok, mecbur olacak. Evet. Eyvallah. Evet. Hocam son cümleleri alayım. Şimdi Kadir Gecesi yaklaşıyor. Yarın nasip olursa Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Tabii 27. gece olduğu hususundaki rivayetlerden yola çıkarak söylüyoruz. Ne değilse Ramazan'ın her gecesinin kıymeti çok büyük. Ve son 10 gecede özellikle Efendimiz Kadir Gecesi'ni arayın buyuruyor. Evet. Bir de bizim geleneğimizde bir söz var. Her geceyi Kadir bil, doğru. Her gördüğünü Hızır bil. Kimin Kadir Gecesi'nin ne zaman olacağını Allah bilir. Çok doğru. Evet. Bir tevbe yaparsınız bir gece ki Muharrem'dir, Zilhicce'dir, Zilkade'dir ama o gece sizin kadiriniz olur. Evet. Ama biz bütün rivayetler, alimlerimizin pek çoğunun söylediklerinden yola çıkarak yarın Kadir Gecesi diyeceğiz. Sonra bayram diyeceğiz. İnşallah. Ben rektör hocalarımızı burada bulmuşken hem Kadir Gecesi hem bayram için mesajlarını ve Ramazan'la ilgili duygu, düşünce, son cümlelerini alarak toparlayalım istiyorum ki sizi de iftar programlarınıza yetiştirmiş olalım. Tamam. Ben tabii teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buraya bizi davet ettiniz. Böyle güzel bir sohbet etme imkanı doğdu. Tüm seyircilerimizin, vatandaşlarımızın, İslam aleminin ve insanlığın bu Kadir Gecesi'nden doğacak feyiz ve bereketten istifade etmesini tamam. temenni ediyorum. Tamam. Bütün inananların Kadir Gecesi'ni kutluyorum, bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlara birlikte barış ve huzur içinde gireriz. İnşallah. Coğrafyamızın yaşadığı sorunlar hakikaten iç karartıcı. Ama bunlarla demoralize olmamak lazım. Mücadele zaten hep vurguladığımız nokta bu. Birlik ve beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. Bu coğrafyada yaşanan sorunların kaynağı bu coğrafyanın insanları değil. Dışarıdan taşınan sorunlar bu coğrafyanın elinde tuttuğu, barındırdığı doğal kaynaklar maalesef Batı'nın iştahını ve hırsını kabartıyor. Onun sonucu olarak da içinde bulunduğumuz kaotik süreci yaşıyoruz. Şu anda bu kargaşa ortamında tek istikrar ülkesi, tek istikrar adası Türkiye'miz, devletimiz. Evet. Buna sahip çıkmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım. Ben öğrencilerime hep onu söylüyorum. Yanı başındaki arkadaşına iyi sahip çık. Onu eleştirebilirsin, hoşuna gitmeyen çok yönü olabilir ama yere düştüğün zaman sana ilk elini uzatacak olan, yerden seni ilk kaldıracak olan odur. Aynı şeyi vatandaşlarımız için de söylüyorum, halkımız için de söylüyorum. Yanı başımızdaki göz göze geldiğimiz, beraber aynı havayı teneffüs ettiğimiz insanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Benim söyleyeceğim. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir mesaj oldu. Ramazan'ın da o birlik beraberlik ruhuna uygun bir mesaj oldu. Barber hocamın mesajı. Ben de hocamın söylediklerine harfiyen katılıyorum. 25 gün çabuk geçti. Ben sanki daha dün başlamış gibi Ramazan. Hocam size bu arada bu duygu ve düşünceleri alırken şunu da söyleyeyim. Konya'da ilk Ramazan'ınızdı. Evet, ilk Ramazan. Dolayısıyla Konya Ramazanları ile ilgili duygu düşünceleriniz varsa onu da alalım. Ben onu bir soru olarak düşünmüştüm ama vakit olmadı. Yani başka şehirlerde yaşadığınız Ramazanlardan farklı bir taraf oldu mu Konya'da sizin için? Konya'daki iklim tabii biraz daha farklı. Manevi yön biraz daha fazla. Oruç tutan... Biz Konyalılar da bunu siz söyleyin diye bu soruyu soruyorlar zaten. Yani rahat böyle çok zorlanmadan oruç tutabiliyorsunuz burada. Çünkü oruç tutan sayısı çok fazla. Sokaklarda rahatlıkla bunu hissedebiliyorsunuz. O anlamda Ramazan'ın ruhuna daha uygun burada orucu yaşamak daha fazla mümkün. Tabii bizlerin işleri çok yoğun insanlar olduğumuz için böyle bazen şey duyuyorum, yani suçluluk da duyuyorum. Ya tam hakkını verebildik mi Ramazan'ın? Yani bir ay geçti. Evet. İnşallah hakkını verebilmişizdir. İyi. Gerçekten çok çabuk geçti. Ramazan ayının diğer 11 aydan farkı 24 saat ibadet gibi düşünüyorum ben. Doğru. Devamlı ibadet halinde. 17 saat oruç tutuyorsunuz, sonra akşam işte iftar yapıyorsunuz. Namazı, sahuru, teravisi.
Devam ediyor. Evet. Gündüzde Kur'an başka okunarak. Zaman yasaklanan bir ibadet böyle 24 yani, saat. Ramazan'da serbest bırakılıyor. Serbest. Yani evet. Böyle bir ay artı 11 ay böyle evet. Farklı farklı böyle evet. Dünyalar gibi bir yerden çıkıp başka bir yere geçiyormuşsunuz. Böyle bir hava veriyor. Ramazan'da diğer zamanlarda oruç tutmak benim için bayağı zor gibi gelse de Ramazan'da o kadar zorlanmıyorum. Çok rahat. O manevi iklim, o motivasyon, o bilemiyorum. Hava çok şükür hocamın söylediği gibi bir rahatsızlık bir şey olmadan 25. güne geldik. Kalan 4 günde inşallah sağlıklı bir şekilde bitiririz. Yarınki Kadir Gecesi'ni yaklaşan Ramazan Bayramı tekrar konuşmamızın başında da söylediğim gibi tüm başta Konya'nın, KonTV seyircilerinin ve ülkemizin, İslam aleminin kutluyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. İnşallah daha nice Ramazanlarda, bayramlarda hep beraber, birlik beraber, kardeşlik içerisinde İnşallah. Hep beraber bu havayı yaşarız, teneffüs ederiz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim Profesör Doktor Mustafa Şahin ve Profesör Doktor Babür Özçelik hocalarımız Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi rektörleri olarak bugün bizim programımıza şeref verdiler. Gençliği konuştuk, Konya'yı konuştuk, eski Ramazanları konuştuk ama çok tatlı bir sohbeti geride bıraktık. Hocalarımız biz iftar programları için uğurlayacağız şimdi. Bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra biz o son dakikaları sizlerle yine ekranlarınız vasıtasıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi rektörlerimizi bugün misafir ettik iftar programımızda. Kendilerini uğurladık. İftara da 10 dakika kadar bir zamanımız var ve sofralarınızın başında ben bugün sizinle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden cennete en son girecek kimsenin halinin tasvir edildiği bir fotoğraf karesini paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geçen olayı bir hadis metni olarak değil ama sizlere mealen aktarmış olacağım. Bir kimse gözünüzün önüne getirin ki bir şekilde günaha bulaşmış, yeryüzünde Allah'a iman etmekle beraber, şirk bataklığına batmamakla beraber bir takım günahlar işlediği için de cehenneme girmiş ve daha sonra cennete en son girecek kimse olarak tasvir ediliyor bu. Cennete en son giren kimse için tabii bir utangaçlığı var kendi içerisinde. Cennetin kapısına kadar geliyor. Sonra bakıyor ki içerisi dolu. Ya Rabbi diyor cennet dolu, ben orada girecek bir yer bulamadım. Her yer sahipliği, bana bir yer kalmamış orada. Allah-u Teala efendim çok dikkat çekici, özellikle altını çizerek buraya dikkat kesilmenizi istirham ediyorum. Dünya ve onun 10 katı yer daha sana cennette verilmiştir. Git ve gir oraya diyor. Tabii o kişi yani o bütün mahcubiyetiyle birlikte zaten bir takım sıkıntıları var. En son gelen adam olmuş cennete. Ya Rabbi yani sen haşa benimle dalga geçiyor değilsindir herhalde mahcubiyeti içerisinde. Ya Rabbi ben bunu hak edecek bir şey yapmadım mahcubiyetiyle. Gir ey kulum, bu ve daha fazlası senindir diyerek cennete giriliyor. Şimdi öyle bir rahmet ikliminin içerisinden geçiyoruz ki Ramazan-ı Şerif rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle, hidayetiyle, affıyla, her türlü güzelliğiyle geldiği ve bizi 25 gündür efendim dört bir taraftan tabiri caizse kuşattı. Ramazan bizi kuşatma altına aldı. Ve dört bir taraftan kuşattığı bizler eğer bu rahmetten, mağfiretten, bereketten istifade etmeyeceğiz diye inat ettiysek o zaman bir şey diyemiyorum. O Allah'ın bileceği iş. Ama inat etmediysek o rahmet, mağfiret, bereket yani affedilme, günahlardan temizlenme, efendim üzerimizde var olan günah kirlerinden arındıktan sonra niyetlerimizi saflaştırmanın güzelliğine biz bu Ramazan-ı Şerif'te erdik. Yani son gün geldiğinde neydi efendim? Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olma. Şurada cehennemden azat olmaya kala kala 4 gün kaldı. Rabbimize rahmetinden dolayı, mağfiret ve bereketinden dolayı hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi bu senenin Ramazan'ına da ulaştırdı ve o Ramazan'ın da sonuna ermek üzereyiz elhamdülillah. Ve bizim yeryüzündeki yegane gayemiz, mal mülk sahibi olmak, makam mevki sahibi olmak,
çok katlı binalar ve evler sahibi olmak, villalarda oturmak, şöyle arabalara binmek, şöyle evlatlar kendimize biriktirmek değil. Bizim yeryüzünde yegane bir tane amacımız var. Rabbimizin rızasını kazanmak ve cennetine girip cemaliyle müşerref olmak. Başka bir amacımız olabilir mi sizce? Diğerlerinin hepsi tali şeyler olabilir. Bu amaca hizmet ettiği kadar değer kazanır. Ama yeryüzündeki yegane amacımız cennete gitmek, Allah'ın rızasını kazanmak. Bunda hemfikir miyiz? Buna itirazı olan var mı aramızda? Ben buna itirazı olan bir mümin kardeşimiz, iftar sofrasına oturan bir mümin kardeşimizin olacağını düşünmüyorum. Rabbim senden razı oldum desin, başka da hiçbir şey istemeyiz. Diğerlerinin hepsi onun rızasını kazanmak için bizim birer vesilemiz olabilir belki. Daha fazlası olamaz bizim için, olmamalı bizim için. Efendim Ramazan-ı Şerif'in, bu rahmetinin, bereketinin bütün güzelliğiyle sağanak sağanak üstümüze yağdığı bu demde gelin yarın Kadir Gecesi, sonrasındaki günler, kalan 4 günde tabii ki bayram hazırlıklarına girişelim. Tabii ki efendim bayram şekerlerimizi alalım, bayramlıklar. Keşke onları daha önceden halletmiş olsaydık. Ama bu 4 günü de elden kaçırmayalım. Halen kendimize dair bir takım sıkıntılarımız varsa elimize bir çetele alalım. Demek ki 25 gündür bir şekilde olmamış ve gerekirse yazalım. Eksiklerim nedir benim? Ben kendimde ne tür arızalar görüyorum? Bu arızalarla nasıl başa çıkacağım? Ve ben kendimde gördüğüm hastalıklara ne tür şifalar öngörüyorum? Ve nünezzilü minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mü'minin. Biz Kur'an'ı müminler için bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indirdik diyor Rabbimiz ayetinde. Sonrasında ise o kafirlerin hüsranını artırmaktan başka bir işe yaramaz buyuruyor. Biz müminleriz elhamdülillah. Şu an bu ekran vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla bizi izleyen bütün izleyicilerimiz iftarın derdinde, dolayısıyla mümin kullarız. Yani gayrimüslim vatandaşlarımızdan bizi izleyen bu vakitte yoktur diye tahmin ediyorum. Mümin kullara sesleniyoruz eğer varsa da. Mümin kullar olarak bizim rahmet ve şifa kaynağımız olan Kur'an ayı Ramazan geldi ve bir kez daha bizim hayatlarımızdan çıkıp gitmek üzere. Biz cennete girmek istiyoruz. Biz Rabbimizin rızasını istiyoruz. Az önce anlattığım o cennete son giren adam var ya, tabii ki o olmak istemeyiz. İlk girenlerden olmak istiyoruz. O yüzden bir ömür boyunca kesintisiz Ramazanlarda oruç tutmaya gayret ediyoruz. Neden? Reyyan kapısı diye bir kapı var. O kapıdan bizi çağırsınlar istiyoruz. O kapıdan adımız anons edilsin istiyoruz. O kapıdan girelim istiyoruz. Cennetin pek çok kapısı var. O kapıların her birinden girmek gibi bir arzumuz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine burada bir nakil sizlere aktarayım. Cennetin 8 kapısı vardır diyor Efendimiz. Her kapıdan farklı farklı kimseler cennete girerler. Sonra ashab-ı kiramdan soruyorlar ya Resulallah. Ebu Bekir Efendimiz soruyor yanılmıyorsam eğer. Ya Resulallah diyorlar, 8 kapının hepsinden birden çağrılacak kimse var mıdır? Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor diyor ki ben o kimsenin sen olacağını ümit ediyorum. Senin o kimselerden olacağını ümit ediyorum. Cennetin 8 kapısından birden çağrılan. Rabbimizden cennetin 8 kapısından birden çağrılmayı arzu ederiz. Cennette daima adni isteriz, firdevsi isteriz, en yüce makamı isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın komşuluklarına talibiz. Efendim bu biraz hadsizlik değil midir? Nasıl talipsiniz? Vallahi biz aciz, mücrim, günahkar kullarız. Elimizde olan tek şey duamız. Elimizde olan bütün sermayemiz duamız. Varsa biraz da samimiyetimiz. Efendim o zaman biz şu Ramazan-ı Şerif gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunu, ashab-ı kiramın komşuluğunu isteyerek hassizlik mi etmiş oluyoruz? Rabbimizden istiyoruz. Başka kimimiz var? Şu iftar vaktinde Allah'ınızı severseniz bir dönün ve sorun kendinize. Başka kiminiz var? Önünüzdeki bütün yemeklere sizi bir lokma almaktan engelleyen, o mükellef sofraların etrafında sizi bir yudum sudan engelleyen Rabbinizin rızasını kazanmak dışında nedir başka? Ve bütün nimetlerin sahibi kim? Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hepsinin sahibi. Şu an bunu en iyi idrak ettiğimiz zamandayız. Aynen o nimetlerin sahibi olduğu gibi bizim de
bedenimizin, ruhumuzun, gönlümüzün, aklımızın, her şeyimizin sahibi Cenab-ı Zülcelal. Ve biz onun kullarıyız. Biz onun köleleriyiz. Ona köle olmakla şereflenenleriz. En büyük şerefimiz de ona kulluktur, ona köleliktir. Ve bu köleliğin neticesinde de Rabbimizden cennetini arzu ediyoruz. Cennette yüce mertebeleri arzu ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın komşuluğunu arzu ediyoruz. Onlarla aynı bahçeye çıkmayı arzu ediyoruz. Benim duam, niyazım odur ki sohbetimizin başında söylemiş olduğum o son giren adam olmak bile cennete çok kıymetlidir. Ama inşallah o son giren biz olmayalım. Daha öncesinde girenler olalım. Efendimizin komşuluğuna ve ashab-ı kiramın komşuluğuna layık olanlar olalım. Rabbim tam da duaların en makbul olduğu şu güzel vakitte tuttuğumuz oruçların hatırına gelip giden bu Ramazan'da bu Ramazan'ı yaşayan o günahsız sabilerimizin, yavrularımızın hatırına bizim hanelerimizi saadetle doldursun. Dünyaya düşkünlüğümüzü alsın bizden ve ahirete düşkün olanlardan eylesin bizi. Kendi rızasına düşkün olanlardan eylesin. Rabbim bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kıldığı o seçkin kullarından eylesin. Rabbim bizi bu Ramazan'da bu güzelliklerden mahrum etmesin. Allah'a emanet ediyorum sizleri.